Saygıdeğer izleyiciler, ben Hacettepe Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Yusuf Durmuş. Şu anda sizlere önemli bir bitkiyi, parazit bitkiyi tanıtacağım. Yamyasin familyasından köy götüren canavar otu dediğimiz bir bitki. Bu görüyorsunuz, genellikle domates, biber, salatalık ama öncelikle domates ve biberin köküne yakın alanlara tohumları burada açılıyor. Tohumla çoğalıyor. Zaman zaman yumruluyor yana doğru. Tohumlardan bireyler gelişiyor. Geliyor buradan gördüğünüz gibi domates fidesinin dibine tutunuyor buraya. Tutunuyor ve kendi şuradaki kökleriyle domatesin dibindeki kökleri sarıyor ve domatesin kurumasını, ürün vermemesini sağlıyor. Bununla mücadele ilaçla yapılmakta ama ilaç uygun görülmemiş ve yasaklanmış ülkemizde de. Peki nasıl mücadele yapabiliriz doğal olarak bahçemizde bununla karşılaştığımızda? Bizim burada bir bahçemiz var. Yaklaşık 500 metrekare. Bu bahçede görüyorsunuz daha geçen yıl bu canavar otuyla karşılaştırdık ve fiziki mücadeleye başladık. Bu mücadeleyi de özellikle canavar otu büyümeden, domatesin dibini sarmadan, domatesin dibini burada gördüğümüz çapamızla bakın açarak acaba canavar otu orada gelişmeye başlamış mı henüz onu tespit etmeye çalıştık. Sonrasında burada gördüğünüz spatula ile bunu çıkarmaya çalıştık. Ya da burada gördüğünüz geniş ağızlı bir tornavida ya da buna benzer bir aletle bitkiye zarar vermeden bitkinin kökünden çekip alıyoruz. Ancak şu anda çiçek açmış durumda. Çiçek açanlar üremeye uygun ve çevreye tohum saçmıştır. Bu nedenle tehlike büyük. Bizim yapmamız gereken henüz yumrudayken yani çiçek açmamış. Bakalım burada çok sayıda topladık. İşte burada bir tane bakın. Çiçek henüz açmamış. Tohuma dönüşmemiş. Açacak çiçek. İşte toprağın altında böyle görünüyor. Bu henüz dışarıya doğru çıkıp çiçek açmamış. Bunu alıyoruz, köküyle beraber çıkarıyoruz. Burada yüzlerce çıkardık. Bu burada domates alanımızda geçen yıl verim alamadık çünkü biz sonradan bunu fark ettik. Fakat bu yıl baştan tespit ederek bu alandaki şeyi kurtarmış olduk. Şu ana kadar üçüncü kezdir dibinden şeyleri seçiyoruz. Genellikle köküne yakın bölgeye geliyor çünkü oradan direkt kendi şeylerle kökleriyle domatesin köküne tutunup ve orasını kurutacak. Domatesin beslenmesini önleyecek ve domatesi kurutacak. İşte gördüğünüz gibi bu sene başarıya ulaştık. Fiziki mücadeleyle bir bahçemizdeki verimliliği artırdık. Şurada görüyorsunuz domatesler, biberler. Biberlere daha az, daha çok domates ve salatalığa geliyor. Orada çoğalıyor, büyüyor. Ve şayet siz bunu söküp almazsanız, almadığınız zaman bu sefer ne yapıyor? Bitkilerin diğerlerinin çoğalıyor. Çoğaldıkça buraya ne ekerseniz ekin, devamında gelecek yıl burada da aynı şekilde olacaktır. İşte bu daha önce diplerini temizlediğimiz ve bu parazit ottan ayırdığımız domateslerimiz bu yıl oldukça iyi oldular. Ve buna devam edeceğiz yalnız. Yani önümüzdeki 10 gün içinde, bir hafta içinde tekrar acaba yeni tohum açıldı mı, sürgün veriyor mu? Domatesin dibini elimizle kontrol ederek, çapamızla kontrol ederek canavar otundan kurtulabiliriz. O nedenle dikkat edelim. Dışarıdan aldığımız gübrelerle daha çok bulaşıyor. Buraya da muhtemelen bir dışarıdan aldığımız gübreyle bu canavar otu bulaştı ve buradaki mücadeleyi şu anda kazanmak üzereyiz. Daha sonra burayla ilgili video sizlerle paylaşacağım. Bunu %100 yok etmek zor ancak gördüğünüz gibi şu anda biz burada geçen yıl doğru dürüst ürün alamazken bu sene canavar otunu temizleyerek yani fiziki mücadele diyoruz ona. Daha canavar otu çıkıp çiçeklerini açıp buraya tohum dökmeden temizledik. Domatesleri kurtarmış olduk. Tabii %100 değil. Bazı domateslerin dibinde önümüzdeki hafta yine canavar otuyla karşılaşabiliriz. O nedenle kontrol edip temizlemeye devam edeceğiz. Evet, saygıdeğer izleyiciler,
Yusuf Durmuş YouTube kanalıma abone olarak birbirinden farklı belgeselleri izleyebilirsiniz. Bu son derece önemli bir olay ve farklı bir mücadele yöntemi. Yani birçok çiftçi buna teslim oluyor, ürün üretemiyor, mücadelesini yapamıyor ve maalesef. Tabii büyük bahçelerde bunu yapmak daha da zor. Bu sefer eleman tutacaksın, işçi tutacaksın, çalıştıracaksın ya da kendin yapacaksın. İşte gördüğünüz gibi canavar otuyla fiziki mücadele yaptığımız bahçemizde ürünlerimiz gayet iyi, gayet sağlıklı. Hepinize iyi günler dilerim. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bilimle kalın, sevgiyle, sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Yusuf Durmuş.